Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Bypass kararı nasıl alınır? Bypass kararı anjiyodan sonra anjiyo yapan kardiyolog ve cerrah bir araya gelirler, bir konsey yaparlar. Bu toplantı sonucunda ortak bir karar alırlar. Bazen anjiyodan sonra elde edilen bilgiler yeterli olmayabilir, ek tetkikler istenebilir. Bunların başında da bildiğiniz üzere sintigrafi dediğimiz kalp kasının nasıl kanlandığı ile ilgili bir tetkik yapılır. Bazen de damar tıkanıklığının yüzdesi ciddi mi değil mi, o konuda bir takım tereddütler olduğu zaman ikinci bir seansta özel olarak o tıkalı damardaki basınç ölçülüp darlığın ciddi olup olmadığı araştırılır. Buna da FFR adı verilir. Eğer bunlara gerek duyulmuyorsa o zaman bu konseyde acaba hangi noktalara dikkat edilir? Birincisi hastanın genel özellikleri ve özgeçmişidir. Yani daha önce bypass ameliyatı olmuş mu, olmamış mı? Stent takılmış mı? Stentler tıkanmış mı? Şeker hastalığı var mı? Özellikle insülin bağımlısı mı? Bunun yanında böbrek yetmezliği var mı? Diyalize girmek zorunda mı? Veya ameliyat sonrasında diyalize girebilir mi? Kronik akciğer hastalığı var mı? Akciğer kapasitesi nasıl? Bazen akciğer kapasitesinin düşük olması hastanın bypass ameliyatı önündeki en büyük engellerden bir tanesidir. Bir süre tedavi aldıktan sonra ancak o zaman izin verilebilir. Bunun yanında kronik karaciğer hastalığı da bypass açısından olumsuz noktalardan bir tanesidir. Bunlara ek olarak hastanın daha önceden geçirdiği başka ameliyatlar olabilir veya kendi kişisel özellikleri olabilir. Örneğin çok aşırı derecede kiloluysa, obezse bu da bypass ameliyatı kararında olumsuz noktalardan bir tanesidir. Eğer bakıma muhtaçsa, hareket edemiyorsa, kendi günlük aktivitesinin sürdürme konusunda zorlukları varsa, bunaması varsa veya Alzheimer'ı varsa, psikolojik rahatsızlıkları varsa bunlar da bypass kararını olumsuz olarak etkilemektedir. Bazen bypass kararı alınan hastalar bile sırf bu yüzden balon veya stent tedavisine değiştirilebilir. Bir diğer önemli nokta ise kalp kasının kasılma fonksiyonudur. Biliyorsunuz kalp krizi geçirdiğiniz zaman kalp kasınızın bir kısmı ölür ve bunun sonucunda kalbin kasılma fonksiyonları düşer. Genellikle %50 ve üzerinde olması istenir. Eğer %50'nin altındaysa bu da hastada verilecek kararın bypass yönünde olmasını sağlayabilir. Bizim bunun haricinde bilimsel olarak kullandığımız bir de skorlama sistemi var. Bu skorlama sistemi basitçe kaç damarda tıkanıklık var? Bu damarlar ana damarlar mı? İki damarın kökünde mi var? Üç damarın kökünde mi var? Damarda pıhtı var mı? Veya tıkanıklığın uzunluğu ne kadar gibi bazı kriterlere bakılır ve bir puanlama uygulanır. Bu puanlama Sintax sistemidir. Ve Sintax skorlama sisteminde puanı 23 ve üzerinde olan hastalara ameliyat kararı alınır. Basitçe tek damar veya iki damar hastası olanlarda genellikle balon ve stent, üç damar hastalığı olanlarda, üç damarda tıkanıklı olanlarda, özellikle birden fazla yerde tıkanıklı olanlarda, söylediğimiz gibi damar kökünde veya damarın başında olan stratejik bölgelerdeki uzun tıkanıklıklarda ve kalp kasının bozulduğu durumlarda bypass daha ağırlık kazanmaktadır. Ve Sintax skorlama sistemini şeker hastalığı olanlarda balon ve stente göre daha olumlu uzun dönemli sonuçlar elde edilmiştir. Bypass kararı alındığı zaman 2-3 kategori var, onu değerlendirmemiz gerekiyor. Birincisi acil bypass. Acil bypass hemen hastanın ameliyatı olmasıdır. Çünkü hastanın çok ciddi bir hayati tehlike riski vardır. İkincisi ise öncelikli bypass'tır. Öncelikli bypass ise ilk fırsatta ameliyat olması demektir. Yani hasta acil değil ama hastaneden çıkmadan ve tetkikleri, hazırlıkları yapıldıktan sonra ameliyat olması önerilir. Üçüncü ise çoğunluk gruptur. Bu genellikle elektif bypass kararıdır. Yani seçilebilir bir tarihte bypass yapılması önerilir. Bu süreçte 2-3 haftayı geçmemesi gerekir. Genelde hastalar eş, dost, akrabaları tarafından bazen birden fazla hekime, hatta çok fazla sayıda hekime ve hastaneye ellerinde CD'leriyle dolaştırılırlar ve sonuçta hastaların kafası iyice karışır. Bu dönem içerisinde eğer herhangi bir şekilde hekime danışma ihtiyacınız varsa bu sayı 3'ün üzerine çıkarmamanızı öneririm. Çünkü onun ötesinde olan her şey hastanın kafasını karıştırır. Bütün bunlar her açıdan olumlu olarak ilerlemesine karşın eğer karar veremiyorsanız bekleyebilirsiniz. Ciddi şekilde kararsızlığınız devam ediyor ve korkuyorsanız gene bekleyebilirsiniz. Ama dediğim gibi 2-3 haftalık süreyi de geçirmemeniz gerekmektedir. Çünkü esas olan kalp krizi geçirmemenizdir.
Burada önemli olan hastanın kendisinin özgür iradesiyle karar vermesidir. Dolayısıyla hastaya ameliyat olması ya da olmaması yönünde bir baskı yapılmaması gerekir. Çünkü hasta eğer özgür iradesiyle ve rahat bir şekilde seçim yaparsa sonuçlar da o derecede iyi olur. Önemli olan burada hastanın kendisiyle iletişim kurulabileceği, diyaloğu açık ve özellikle risk analizi konusunda kendisine bilgi verebilecek bir hekimi seçmesidir. Her ne olursa olsun bu ameliyatın riski de vardır. Riskin değerlendirilmesi de özellikle hasta ve hekimi arasındaki konuşmalarda önemli konulardan bir tanesidir. Eğer bütün bunların sonucunda her şey gönlünüze göre gidiyorsa o zaman rahatlıkla ameliyat olabilirsiniz. Zorlama olmadan kendi özgür iradesiyle karar veren hastaların işleri her zaman yolunda gider. Zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.